Herkese selamlar dostlar. 30 ve 31 Aralık Cumartesi ve Pazar 2023 iddia tahminleriyle hepinizde selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Beğeniler için de çok teşekkür ederim. Yine aynı şekilde beğeniler yüksek seviyede artı 600 seviyesine yaklaşırsa ben sizlere kombinleriz yapmaya devam edeceğim. Son önerdiğim kombinem ideali ile yüksek oranıyla kazardı bahsedeceğim. Öncelikle bir adet duyurumuz var. Önemli bir duyuru. Katıl Telegram gruplarımız arkadaşlar Ocak ayı için yenilenmiştir. Ayın başında gelmek isteyenler varsa hem katıl butonundan hem de IBAN üzerinden hiç fark etmez. Gelmek isteyen VIP gruplarımızda kim varsa benimle iletişime geçebilir. İsterse katıl butonu üzerinden de gelebilir. Bunun duyurusunu sizlere yapmak istedim ve devam edelim arkadaşlar. 2 adet maskur yarışmamız var. Maç skoru yarışmamız cumartesi günü oynanacak Celtic Rangers mücadelesi ve pazar günü oynanacak Fulham Arsenal mücadelesi. Maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız bizler için yeterli olacaktır. Daha önce yapmış olduğumuz Everton Manchester City maç skoru kazanan arkadaşımız da Eren Camur isimli arkadaşımız. Bana Instagram üzerinden yazabilirler. Her türlü soru görüş öneri için benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Gruplara gelmek isteyenler vesaire her türlü soru görüş öneri maç hakkında da iletişime geçebilirsiniz. Arkadaşlar sizlere son YouTube'da son YouTube videomda 2 günlük bir kombin önerisi yapmıştım. Bu kombin önerisi hem Liverpool'un kazanırı hem de Manchester City'nin kazanırı. Dedim ki 1.92 bunun oranı var. Ama o oran yükseltmek isteyenler varsa Liverpool kazanır 4.5 alt. 2-0 skor verdim. City kazanır 4.5 al. Ona da 2-1 skor verdik, 3-1 bitti. Tebrikler her iki şekilde de kazanmıştır. Değerlendirip kazan sağlayan her tebrikler. Güzel mesajlardan dolayı da ayrıca teşekkürler diyerekten de başlayalım. Ocak ayının gruplarında 2 adet mislimiz vardı. Dün mislinin bir tanesi Stil'in maç sonu kazanırıydı. 1.47 gibi orandan 750 misli olarak önerdik. Buradan misli önererekten de devam ediyoruz. Çünkü burada kasayı biz yönetiyoruz arkadaşlar. Dün Milwaukee'nin de mücadelesi vardı. Onun da 5 fark atarına 800 misli olarak önerdik. Yüksek mislimiz. Yüksek yüksek mi Kasayı biz yönettiğimiz için kasaya artı koyarak da devam ettiğimizi söyleyelim. Ekstra NBA tercihlerimiz oluyor. NBA'ye yüksek misli kuponlar yapıyoruz. Dün hem kuponumuz geldi hem de 6 tane mücadele vardı. 6 tercihle mücadelemizi yaptık. 6'da 5 olarak bitti. Eksi olarak yanlarına yıldız koyduk. Yüksek ihtimalle gelmesi olanlar Onlar da zaten 4'te 4 oldu. Ayrıca tebrik edelim NBA için de. Geçelim. Rapora baktığımız zaman da dün çok güzel bir gündü. Youtube kombini geldi. YouTube yüksek oran kombini geldi. Günün Teklisi geldi. Günün Avrupa kombini geldi. Katlama serisi bir geldi. Günün yüksek misli geldi. Canlılara baktığımız zaman da Kangal 4-4 canlı. Profesör 6'da 6 canlı iyiydi o da 4'te 3 canlı yaptık. Yani dün sadece yatan tek bir canlımız oldu. Diğer bütün bahislerimiz geldi. Rekor üstün, rekor diyerek devam edelim. Ayrıca canlı tercihlerimiz de devam ediyor. Gruplarımızda hafta sonu hafta içi her zaman olduğu gibi ekran başında sizlere canlı olarak kazandırmaya devam edeceğiz. Canlı maçlardan oynuyorsanız mutlaka gruplarımızda bekleriz. Herkes açık telegram grubumuzda açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Buraya da ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Buraya ara ara canlı bahisler ve ekstra da maç önü kuponlar ve NBA tercihleri de attığımızı belirtelim. Hatta dün neler yaptık biraz ondan bahsedeyim hızlıca. Brentford mücadelesini ilk kere 3.5 üst aldım. Chelsea maçına 2.5 üst aldım. 2'de 2 canlı oldu mu? Devam ettim. Site ikinci gol 2 iki, 1, 44 gibi orandan aldım geldim ya ve herkes açık gruba da attım onlar da alsın diye. Ekstradan 3. golü de kim atar dedim. Manchester City aldım. Onu da bir 72 gibi orandan aldım. Canlım ne oldu? 3'te 3 üç oldu. 4'te 4 dört oldu. Bitti. Yiğido'nun 3'te 2, 4'te 3 oldu. Devam ettik. Günün YouTube kombini, günün yüksek oranlı kombini, günün teknisi, günün yüksek mislisi ve günün raporu şeklinde. Bu şekilde çok güzel bir kazan sağladık. Gerekten de devam edeyim. Sizlerden ricam arkadaşlar artı 600 seviyesinde beğeni ve yorumlarınızı bırakmanızdır. Artı 600 seviyesinde beğeni gelirse ben sizlere kombinör yapmaya devam edeceğim. Ve ilk mücadelemiz skor maçlarımızdan bir tanesi de Celtic Rangers mücadelesi. Bu maçın maç skoru ne olur diyerekten sizlere de sorduk. Maç skorunu merak ediyorum açıkçası ne vereceksiniz. Şimdi İskoçya'nın en önemli maçlarından bir tanesi Rangers da son dönemde özellikle yani Celtic'i kafa tutabilecek bir takım oldu. Normalde Celtic'in oran 1.50'lerde geçen sezon oynanan maçlara baktığımız zaman da 1.50'lerde falan olurdu. Rangers tarafından gol beklenebilir ki Rangers'ın şöyle bir durumu var ondan bahsedeyim. Deplasman'da oynamış oldu 9 mücadelede sadece 2 gol yedi. Öyle bir durum olduğunu söyleyelim. Fakat ben Celtic tarafındayım. Yani burada İskoçya'da Celtic'in evinde Celtic Parti oynanan mücadeleye baktığım zaman da ben her zaman Celtic'ten taraftarıyla birlikte burada şöyle bir tercihim var. Tek tercihim var. Mücadelenin tek tercihim benim. 1.50 gibi orandan Celtic'in herhangi bir yeri kazanmasını bekliyorum. Onun doğru hani 1.50 arkadaşlar. Celtic kendi evinde taraftarı önünde herhangi bir yarıyı kazanır. 1.50 maçında maç skoru sizlere sorduk ne olur diyerekten yorumlara da yazabilirsiniz. Luton Town'la Chelsea karşılaşması. Luton Tam son iki mücadelesinde kazanmasını bildi. Özellikle kendi evinde Newcastle oynamış oldu. İlk 15 dakikadaki oydu. ben dirego o mücadelede Luton'un atacağı bir golü değerlendirmiştim. Canlı olarak da geldi. Luton da o maçı kazandı. Chelsea ile oynayacaklar. Chelsea de dün 90'da attığı golle dönmesini bildi. 2-1 gibi skorla kazandı. 2-3 gol tek tercihim vardı. İçeri almasını bildik. Tebrikler. Şu an iki maçta iki takımdan da çok güzel kazanıyoruz ki yine aynı şekilde kazanma odaklı. Gidelim. Luton'un um ben burada kendi evinde yenilebilir. Benim skor beklentim yine 2-1 Chelsea tarafından galibiyet Fakat Luton'un son dönem performansına açıkçası Chelsea'ye bir gol atması beklenebilir Mücadele tek idealim burada Luton'un kendi evinde atacağı tek gol Luton kendi evinde bir tane gol atabilir Golü attı geçtik şöyle yapabiliriz bir de Yüksek oranlarında mücadele yine 2-3 gol bandında kalabilir Onun da oranı 1.85 gibi oranı var 2-1 Chelsea'nin galibiyetini bekliyorum 2-3 gol yüksek oranım Luton'un atacağı bir gol de burada idealimiz olduğunu belirtelim Aston Villa ile Burnley mücadelesi. Aston Villa'nın dünden önce mücadelesi vardı. İzleyenler varsa muazzam bir mücadeleydi. İlk yer 2-0 kazandı. Ondan sonra 3-2 kaybetti. Ki biz ne verdik? Deplasman 1 yarayı kazanır. Çok güzel bir 68 bin oranı vardı. Tertemiz orandan aldık geçtik. Bekliyordum. United'da bir yerde patlama yapacaktı. Onu da Aston Villa'ya yaptı. Burnley ile oynayacaklar. Aston Villa'nın maçın ilk dakikasından beri domine edeceğini ve mücadele en az 2 gol atarak kazanmasını bekleyeceğim. Günün en güzel maçlarından bir tanesi. Matsu'nu 1 ve 1.5 üst alırsınız arkadaşlar. 1.40 40 tarafına oran. Aston Villa'nın iki tane gol atar ve mücadeleyi bence kazanır da. Burnley tarafına baktığımız zaman da savunma yapacaklar burada ve muhtemelen düşecekler gibi geliyor. Eğer ki biraz daha yüksek orandan almak isterseniz de Aston Villa'nın burada handikaplı galibiyetini 1.76 gibi orandan da değerlendirebilirsiniz dostlar. Geçtim bunu da. Manchester City ile Sheffield United karşılaşması. Sheffield'ın City'ye karşı hiç direneceğini düşünmüyorum. Dün oynanan mücadelede City yeah. yani İlk yarı mağlup olsa da Everton güzel kafa tuttu. İkinci yarı 3 tane ataraktan da mücadeleyi kazanmasını bildi. Benim beklentim burada City'nin tabii ki galibiyeti fakat oran yok. Burada diğer seçeneğinde Manchester City her iki yarıyı kazanır varsa değerlendirebilirsiniz. Ben burada City'nin hem ilk yarıyı hem de ikinci yarıyı kazanmasını bekliyorum ki Erling Haaland bu mücadeleyle döndüğünü de belirtelim. Bu maçta muhtemelen ideal kadroda olacaktır. Onun dışında bir de şöyle bir tercihim var. Manchester City ilk yarıda 2 gol atabilir diye düşünüyorum. İlk yarı 2-0 başlayabilir. Ev sahibi ilk yarı 1.5 sonra da 2 oran var. Değerlendirecekler. Bunu da bir göz atabilir diyerek de geçeyim. Nottingham Forest'la Manchester United karşılaşması. Nottingham Forest'a bir teknik adam değişikliği olmuştu. Bournemouth mücadelesinde oldu. Ama o kırmızı karttan dolayı 3-2 o maçta mağlup oldu. Son mücadelesine galip gelmesini bildi. Deplasman'da da olsa. Manchester'la oynayacaklar. Manchester'da son güzel bir hava var. Özellikle Huyland. Yeni doğmuş gibiyim falan dedi. Golünü attı. On... 5 maç sonra mı attı? İlk golünü attı Premier Lig'de. Siz düşünün. Nothing Forest'ında ben burada tempo oyuna güvenerek de mücadele gelene tek tercih 2.5 üst olacaktır. Vara gitmedi. 3-0'da ne olur ne olmaz diyerek de mücadele gelene ben 3 gol bekliyorum. 1.56 gibi oranı var. 2.5 üst seçeneğinden değerlendirebilirsiniz. Casapia ile Braga'nın karşılaşması. Braga'nın Braga'nın da son mücadelesini izledim. Likle Benfica ile kendi evinde oynadı. 1-0'da mağlup oldu. Fakat genel olarak baktığımız zaman da Braga'nın gerçekten iyi bir oyunu olduğunu söyleyelim. Kasapiya kendi evinde iyi bir takım değil. Sağ karnesine baktığımız zaman da bunu görebilirsiniz ben burada. Braga'nın oyunu kaynaklı. Burada e, mücadeleyi telafi etmesini bekliyorum. Ve Braga'nın doğrudan maç son 2 olarak da mücadeleyi kazanmasını bekleyeceğim. Braga bence buradan maç son 2 yaparak da mücadeleyi kazanacaktır. Diğer bir mücadelemde 31 Aralık da iki tane mücadelem var. 31 Aralık için geldiyseniz hoş geldiniz. Yılbaşına gireceğiz. Bu maçta hep birlikte bu maçlarda hep birlikte gece gruplarımızla da kutlama yaparız. Biz şampanya patlatırız mutlaka. E, ee, 17.0'da 2 mücadelemiz var. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Artı 600 diyelim ve devam edelim. Tottenham'la Bournemouth mücadelesi. Tottenham'ın bu akşam oynanacak bir mücadelesi var. Brighton karşılaşması var. O maçtan önce çekiyoruz malum. ile oynayacaklar. Güzel bir maç olacaktır fakat ben burada Tottenham tarafındayım. Tottenham'ın burada atacağı iki gol kendi evinde oynamış olduğu domine oyunla birlikte. Brighton maçından bağımsız olarak söylüyorum. Önemli kırmızı kart ve cezalı olmazsa burada Tottenham tarafı bence kendi evinde iki tane gol atacaktır. İdeal bir oranı vardır. Mutlaka Tottenham kendi evinde 2 gol olacaktır. Eğer ki oranı biraz daha yükseltmek isteyenler varsa 2,5 üstüne 1 de yapabilir. Onun da oranı cazip bir hale geliyor. Onun da oranı 1.85 bandına 2,5 üstüne 1 de ekstra olarak tercih edebilir. Bournemouth tarafından da gol gelebilir. 2-1 3-1 3-2 yani gollü maç en, az, en az 2-1 bekliyorum. O yüzden bu şekilde de değerlendirebilirsiniz dediklerine geçeyim. Son mücadelem Fulham Arsenal mücadelesi. Bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de iki tane maç soracağımızı söylemiştik. Dostlar ben burada Arsenal tarafındayım. Arsenal'ın bu mücadeleyi kazanmasını. Fulham zaten son dönemde o 5-5 e attıktan sonra düşüşe başladı. 2 maçtır da gol atamayan bir Fulham tarı. 3 maçtır gol atamayan bir Fulham takımı var. Burada ben Arsenal'ın galibiyetini bekleyeceğim. Ama Arsenal'ın galibiyetini beklerken de deplasman 1.5 üst seyretçilerini değerlendireceğim. Oranlar 1.46 tek tercihim burada Arsenal'ın atacağı 2 gol olacaktır. Değerlendirecekler bol şanslar. Dostlar toplamda 8 adet mücadelem vardı. Cumartesi ve pazar olmak üzere. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.